Zamanın ötesinde Hermetizm: Antik köklerden modern düşünceye etki. Hermetizm, Antik Mısır ve Yunan'da kök salmış, binlerce yıl süresince birçok kültür ve medeniyetin filozoflarıyla birlikte evrilmiş ve büyümüş kapsamlı bir bilgi ve felsefe sistemidir. Orta Çağ boyunca sürdürülen manevi arayışların ve bilgiye olan tutkunun bir unsuru olarak kaldığı gibi, Rönesans döneminde de Avrupa'nın entelektüel gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Hatta bu antik öğreti, modern zamanların düşünce yapısına ve dünya görüşlerine dahi etki etmiştir. Hermetik fikirler ve prensipler tarih boyunca sürekli olarak yeniden yorumlanmış ve farklı toplumsal dönemlere uygun hale getirilmiştir. Eski kayıtlar olan Corpus Hermeticum ile başlayarak bu metinler her dönem düşünürleri tarafından incelenmiş ve düşünce, sanat ve bilimdeki gelişmelere ışık tutmuştur. Bu eserler Evrenin işleyişi ve insanın evrendeki yeri hakkında felsefi düşünceleri sunmanın yanı sıra aynı zamanda manevi ve etik öğretiler içermiştir. Rönesans sırasında hermetik bilgi yeniden keşfedilmiş ve insan zihninin evrensel bilgeliği anlamadaki potansiyelini arttırma perspektifiyle ele alınmıştır. Tıpkı Isaac Newton gibi düşünürler, bilim ve mistisizmi birleştiren araştırmalarıyla hermetizmin bu yönünü vurgulamıştır. Bu etkileşimler, doğaüstü olanla doğa bilimlerinin birleşimini sağlamak gayesiyle zihinsel sınırları zorlamıştır. Modern zamanlarda hermetizmin öğretileri alternatif ve bütünsel sağlık, kişisel gelişim, psikoloji ve hatta ekonomi ve ekoloji gibi geniş bir alanda uygulanmıştır. Hermetik ilkeler yalnızca mistik ve ruhsal geleneklerle sınırlı kalmadan modern dünyanın çok çeşitli yönlerinde kişilerin yaşam deneyimlerine ve düşünce sistemlerine derinlemesine dahil olmuştur. Günümüzde, hermetizm, sürekli değişen toplumsal koşullara ve bireylerin içsel arayışlarına yanıt vermeye devam ediyor. Yaşamın uçsuz bucaksız karmaşıklığını anlamaya ve dünyanın farklı yönlerini keşfetmeye yönelik bir rehber olarak görev yapmaktadır. Hermetizmin zamanı aşan ilke ve öğretileri, antikten modern düşünceye kadar uzanan bir köprü işlevi görürken, insanlık bilgeliğine katkıda bulunmaya devam etmekte ve bireylerin potansiyellerini en üst seviyede gerçekleştirmelerini teşvik etmektedir. Rönesans'ta hermetik yeniden doğuş, Ficino ve Mirandola'nın katkıları. Rönesans dönemi, antik Yunan ve Roma esintileriyle birlikte hermetizmin Avrupa'da yeniden canlanışına şahit olmuş bir çağdır. Bu dönemde, Marsilio Ficino ve Pico della Mirandola gibi öncü düşünürler, hermetik öğretileri batıda tekrar popüler hale getirdiler. Korpus hermeticumu latinceye çevirerek batı dünyasına sunan bu öğretiler, o dönemin aydınları üzerinde derin bir etki yaptı ve Avrupa düşüncesinin şekillenmesine büyük katkı sağladı. Marsilio Ficino, özellikle platonizm ile hermetizm arasındaki ilişkiyi geliştirerek, her iki düşünce sistemini de Rönesans entelektüel hareketinin merkezine taşıdı. Ficino'nun çalışmaları, insan zihninin kozmosu anlamlandırma ve yaratıcı potansiyelini kullanma kapasitesini vurguladı. Pico della Mirandola ise özgür irade ve insanın kendi kaderini biçimlendirme yeteneği üzerine yazdığı Edignitas Hominis, insanın onuru, Adlı tezinde hermetik düşünceden esinlenmiştir. Bu dönemde hermetizm, geleneksel Hristiyan doktrinine alternatif bir anlayış sunuyor; insanın tanrısal ateşten yaratıldığını ve evrenin sırlarını anlama kapasitesine sahip olduğunu iddia ediyordu. Rönesans düşünürleri hermetik öğretileri, insanlığın yüksek bir anlayışa doğru ilerlemesi için bir araç olarak gördüler ve bu şekilde evrenin ve insanın doğası üzerine yeni bakış açıları sundular. Ficino ve Mirandola'nın hermetizme olan katkıları, Rönesans'ın idealize ettiği universal insan konseptini pekiştirdi. Bu, bilimi, sanatı, felsefeyi ve spiritüel arayışı birleştiren, her alanda yetenekli ve aydınlanmış bir insan prototipini ifade eder. Böylelikle, öğretiler evrensel bir uyum, kişisel yetkinlik ve kozmik bilinçlenme fikriyle örtüşen bir yaklaşım geliştirdi. Rönesans'taki bu hermetik yeniden doğuş, batıdaki entelektüel gelişim süreçlerinde bir dönüm noktasını temsil eder. Bu hareket, sonraki yüzyıllarda felsefi akımlar, bilimsel devrimler ve sanatsal yenilikler üzerinde kalıcı bir iz bıraktı. O zamandan bugüne dek, hermetizmin felsefi ve metafizik prensipleri, çağlar boyu bilgi ve bilincin genişlemesini destekleyen temel bir kuvvet olarak kalmıştır. Hermetizmin kabalistik ve İslami geleneklerle buluşması. Hermetizm, tarihteki yolculuğu boyunca farklı kültürler ve mistik geleneklerle kesişen zengin bir etkileşim ağı oluşturmuştur. Bu etkileşimin belirgin örnekleri, hermetizmin Yahudi mistisizmiyle özdeşleştiği kabalistik metinlerde ve İslam dünyasında hermetik metinlerin yayılmasıyla gözlemlenmiştir. Bu köklü üç geleneğin birbirleriyle olan diyaloğu Farklı inanç sistemlerinin ortak arayışlarla nasıl iç içe geçebileceğini göstermektedir. Kabalistik metinler ve hermetizm arasında çeşitli benzerlikler bulunmaktadır. Her iki gelenek de evrenin yapısının ve yaratılma sürecinin derin anlamlarını keşfetmeye odaklanır. Örneğin, hermetik yukarıdaki gibi aşağı Aşağıdaki gibi yukarı ilkesi ve Yahudi kabalasındaki makroprosopus ve mikroprosopus kavramları arasında paralellikler vardır. Her ikisi de mikrokozmos ve makrokozmos arasındaki ayrılmaz bağlantıyı ve karşılıklı yansımayı konu edinir. İslam dünyasında hermetizmin etkisi de kayda değerdir. Orta İslam bilim adamları hermetik metinleri çevirip yorumlayarak onları entelektüel ve spiritüel araştırmalarına dahil etmişlerdir. İbn Sina, Avicenna ve Elbiruni gibi önemli İslam düşünürleri hermetik fikirlerden ilham alarak doğa bilimleri, metafizik ve tıp alanlarındaki çalışmalarında bunları uygulamışlardır. İbn Sina'nın emanetim, felsefede varlık düzeni teorisinde ve Elbiruni'nin kozmolojik perspektiflerinde hermetizmin etkisi açıkça görülür. Hermetizmin Yahudi ve İslam gelenekleriyle etkileşimi, aynı zamanda bu geleneklerin kendilerine ait olan öğretileri nasıl genişlettiğine ve zenginleştirdiğine de dair bir kanıttır. Bu gelenekler, hermetik düşüncenin bazı unsurlarını kendi doktrinlerine uyarlayarak benzersiz yorumlar ve içgörüler kazanmışlardır. Öyle ki, Orta Çağ'dan itibaren, Hermetizm ve bu gelenekler arasında karşılıklı bir etkileşimin varlığı günümüzde dahi modern öğretiler ve düşünce akımları üzerinde etkisini sürdürmektedir. Alias, Rönesans'a kadar güçlenen bu etkileşim ağı, Batı dünyasında bilgi ve bilimin gelişimini desteklemiştir. Hermetizmin entelektüel ve manevi arayışlarla nasıl bağdaştırılabileceğine dair bir örnek teşkil etmektedir. Ayrıca Farklı alanlardaki alimler arasındaki bilgi akışının ve fikir alışverişinin önemini vurgular. Hermetizmin Batı mistisizmindeki yeri: Alşimistler, astrologlar ve gizli topluluklar. Hermetizm, eski çağlardan bu yana doğaüstü fenomenlerin ve maddenin dönüşümünün anlaşılması konusunda önemli bir rol oynamıştır. Alşimistler ve astrologlar, evrenin işleyişini ve doğal süreçleri aydınlatmak için hermetik ilkeleri kendi disiplinlerine uyarlama yoluna gitmişlerdir. Hermetik fikirler, alşimistlerin kutsal taşın yaratılmasını ve elementlerin dönüşümü çalışmaları üzerinde büyük bir etkiye sahipken, astrologlar da göksel cisimlerin insanlar ve dünya üzerindeki etkilerini açıklamada bu fikirlerden faydalanmışlardır. Alşimistler hermetizmi Maddeleri dönüştürme sanatında ve ruhsal aydınlanma yönünde derin bir rehber olarak görmüşlerdir. Onlar için hermetizm sadece dış dünyayı değil, aynı zamanda insanın iç dünyasını dönüştürme becerisi veren gizli bir bilgi kaynağıydı. Öte yandan, astrologlar hermetik temperament ve belirlenimler arasında ilişkileri kurarak yıldızların insan kaderi üzerindeki etkilerini anlama çabalarını desteklemiştir. Hermetik düşüncelerin zaman zaman batıl inançlar olarak nitelendirildiği ve konservatif dini anlayışlar tarafından reddedildikleri olmuştur. Ancak, hermetik bilgeliği canlı tutmak ve sonraki kuşaklara aktarmak için kurulan gizli topluluklar ve tarikatlar, bu öğretilerin yok olmasını engelleyerek geleneksel bilgiyi koruyup yaymıştır. Rözakrüsyenler, Masonlar ve çeşitli batıni okullar, Hermetik öğretileri kendi sistemlerine katmış ve bu bilgiyi dönem dönem baskı altındaki bireylere aktarmak suretiyle çeşitli spiritüel uygulamalar aracılığıyla yüzyıllardır sürdürmüştür. Hermetizmin bu bakımdan tarih boyunca kesintisiz bir etki ve varlık sürdürdüğü söylenebilir. Ortaya çıkışından bu yana gerek açıkta ve gerekse gizli yollarla çeşitli şekiller ve formlarda devam eden bir öğreti olmuştur. Felsefi Mistik ve simgesel içeriğiyle günümüze ulaşan hermetizm, eski bilgeliği çağdaş arayışlara dönüştürerek insanlık mirasının önemli bir unsurunu oluşturmaya devam etmektedir. Gizlenmiş Hermetizm: Ezoterik gruplar ve okült organizasyonların mirası. 18. ve 19. yüzyıllarda hermetizm Dünyanın entelektüel arenasında doğrudan etkisini gösteren düşünsel akımların gölgesinde kalıyor gibi görünmüş olsa da bu dönemde de varlığını sürdüren ve çeşitli formlarda etkisini devam ettiren bir felsefe olarak kalmıştır. Bilimsel devrimler ve aydınlanma çağının rasyonalist akımları mistik ve ezoterik öğretilerin daha örtülü bir şekilde yaşatılmasını gerektirmiştir. Buna rağmen Hermetizm 18. ve 19. Yüzyıllar boyunca özellikle çeşitli ezoterik gruplar ve okült organizasyonlar aracılığıyla varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Bu organizasyonlardan belki de en dikkat çekici olanı, modern batılı ezoterizmin gelişimine önemli katkılar sağlayan Altın Şafak Hermetik Tarikatı'dır. Hermetic Order of the Golden Dawn. 1887'de kurulan bu örgüt Victoria dönemi Britanya'sında oldukça etkili olmuş ve geniş bir üye kitlesine sahip olmuştur. Altın şafak, hermetik, kabalistik ve alşimist öğretileri birleştirerek katı bir hiyerarşi ve girişim düzeni içinde ele aldı. Üyelerine meditasyon, ritüel, astroloji ve teurgi gibi disiplinleri içeren bir eğitim sistemi sunmuştur. Altın şafak, Aleister Crowley ve William Butler Yeats gibi belirgin, etkili figürler gibi birçok tanınmış edebiyatçı ve okültistin büyüme ve gelişimine zemin hazırlamıştır. Bu tarikatın ritüelleri ve sistemleri, ayrıca modern tarot kartları gibi divinasyon araçlarının şekillendirilmesinde de rol oynamış, böylece hermetizmin prensip ve sembollerini günümüz okültizmiyle ilişkilendirmiştir ritüel ve meditasyon uygulamalarında odaklandıkları metafiziksel gerçeklikler, kişisel dönüşüm ve bilginin derinleşmesi arayışa devam eden bireylerin ihtiyaçlarına hitap etmeye devam etti. Böylece hermetizm, sadece dönemin entelektüelitesiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda spiritüel uygulamalar ve kişisel büyüme içinde ilham kaynağı olarak hizmet etmiştir. Hermetik felsefe ve ritüeller, bu gruplar ve organizasyonlar aracılığıyla modern ezoterik akımlar ve uygulamaların temelini oluşturmuş ve bu sayede Batı mistisizmi tarihi içerisindeki yerini muhafaza etmiştir. Hermetizm her çağda yeni bir form ve ifade kazanarak bilgi ve spiritüel arayışların sürekli bir parçası olarak kalmıştır ve bugün bile insanların kendilerini ve evreni anlama çabalarına katkıda bulunmaktadır. Çağdaş Hermetizmin Yeniden Canlanışı, Esoterizm ve New Age Kültürü 20. yüzyıl ve ötesinde, hermetizm, esoterik akımların ve new age felsefelerinin artış gösterdiği bir dönemde popüler kültürdeki yerini pekiştirdi. Evrenin gizemlerine olan ilginin baştan keşfedilmesi ve modern çağın karmaşıklığıyla başa çıkma arayışı, insanları antik bilgelin modern yorumlarına yöneltti. Bu süreçte, Bilinç, maneviyat ve kişisel gelişim üzerine odaklanan birçok hareket, temel fikirlerinde Hermetik öğretileri bünyesinde barındırmaya başladı. New Age hareketi, özellikle 1960'lar ve 1970'lerde, bireyin özgürleşme yolu olarak spiritüel arayışının vurgulandığı bir dönemde, Hermetizmin temel kavramlarından esinlenmiştir. Bu hareket Hermetik düşünceleri geniş bir kitleye ulaştırdı ve modern yaşamın streslerinden kaçış, iç huzuru bulma ve kendi gerçek potansiyelini keşfetme arayışı içinde olan insanlara seslenmeyi başardı. Evrensel enerjiyle uyum, kişisel dönüşümün ve aydınlanmanın yolları olarak görüldü. Günümüz dünyasında meditasyon uygulamaları, yoga mindfulness ve reiki gibi holistik terapilerde hermetizmin unsurları, gitgide daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kullanıcılar, kendi yaratıcılıklarını keşfetmek, stresten arınmak ve yaşam kalitelerini artırmak için bu prensipleri uygulama ve deneyimleme fırsatı bulmaktadır. New Age kitapları, seminerler, atölye çalışmaları ve bireysel koçluk seansları ise hermetik felsefenin modern yorumlarını paylaşmak için kullanılacak platformlar olarak hizmet etmektedir. Hermetik öğretilerin popülerleşmesinde internet ve sosyal medyanın da büyük bir etkisi olmuştur. Çevrimiçi topluluklar ve forumlar, hermetik felsefe ve uygulamalarını paylaşmak ve tartışmak adına bireylere bir araya gelme imkanı sağlamıştır. Böylece, binlerce yıl öncesinde ortaya çıkan bu antik öğretiler, global bir bilgi paylaşım ağı içerisinde yeniden yorumlanmış ve yeniden canlandırılmıştır. Hermetism 20 Yüzyıldan günümüze, modern insanın bilinç ve maneviyat alanında aradığı çözümleri sağlama kabiliyetini sürdürmektedir. Esoterik düşüncenin yükselişiyle paralel olarak, hermetizm, Antik bilgeliği güncel uygulamalarla bütünleştiren, dinamik ve etkili bir düşünce akımı olarak kalmaya devam etmektedir. Hermetizmin uzun soluklu mirası: Antik bilgelikten modern arayışa. Hermetizm, zamanın ötesinden sızan ve yaşamın anlamı, evrenin sırları ve varlığın özü üzerine süregelen arayışların modern dünyada hala devam eden bir akıntısıdır eski bir felsefi düşünce olmasının ötesinde, derin spiritüel öğretiler ve metafiziksel anlayışlar sunar. Yüzyıllar öncesinin bilgisinin, çağlar boyunca şekil değiştirmesi ve bugün hala geçerliliğini ve değerini koruması, hermetizmin özgün niteliğinin bir kanıtıdır. Modern dünyada hem akademisyenler hem de kişisel gelişim arayışında olan bireyler tarafından hermetizmin evrensel ilkeleri yeniden keşfedilmektedir. Akademik çalışmalar, hermetizmin tarihsel sürecini ve gelişimini derinlemesine inceleyerek felsefede, edebiyatta, sanatta ve bilimdeki etkisini ortaya koymaya çalışmaktadır. Aynı zamanda, modern Batı ezoterizminin temelini oluşturan öğretiler üzerine yeni teoriler ve yorumlar geliştirilmektedir. Kişisel gelişim alanında ise, bireyler hermetik düşüncenin rehberliğinde içsel aydınlanma, Bilinç genişlemesi ve ruhsal huzura doğru bir yol keşfetmektedir. Yoga, meditasyon, mindfulness pratikleri ve terapi seanslarında hermetizmin temel ilke ve teorileri, insanların kişisel gerçekliklerini anlama ve dönüştürme çabalarında kullanılmaktadır. Hermetik prensipler, bireysel bilinçaltı çalışmalarında derin kişisel değişim ve iyileşme sürecinin inşasını sağlamaktadır. Bütün bunlar sayesinde Hermetizm, kültürel ve tarihsel sınırları aşarak evrensel bir bilgelik ve bilinç akışının önemli bir parçası olmayı sürdürmektedir. Çeşitli spiritüel yolları ve bilgi arayışlarını kapsayan bir çatı olarak, kişisel ve kolektif anlamda büyük bir öneme sahiptir. Günümüz arayışlarına, soyut denebilecek anlam düzlemlerinde somut kılavuzluk eden bu antik öğreti, insanlık için zenginlik ve perspektif kaynağı olmaya devam etmektedir. Netice itibarıyla hermetizm, eski çağlardan gelen bilgeliğin çağdaş arayışlarla bütünleştiği bir alandır. Bu tarihi düşünce akımı, evrensel ölçekte kişilerin yaşam anlayışlarını, ruhsal pratisyenlerini ve bilgiye olan yaklaşımlarını derinlemesine etkileme gücünü yitirmemiştir. Hermetizmin öğretileri, bugün bile bireylerin varlık ve anlamı keşfetme serüveninde önemli bir rol oynamaktadır.